İyi de sormadın mı kızım ne oluyor diye? Ayrıca sen bana niye hemen haber vermiyorsun böyle şeyleri? He? Nasıl haber verseydim? Telefonun kapalıydı. Akşam da gelmedin. Hem sordum tabii ki de. Ama söylemediler bana bir şey. Bu arada Özgür burnundan soluyordu, söyleyeyim. Ya Özgür hep burnundan soluyor, hep. Hep. Hiç değişmedi ki. Göz bebeğinin mekanını kaybetti diye delirdi, delirdi. Ya. Aman. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Fıs. Sen ne yaptığını zannediyorsun? He? Kuzen? Sen bana söz vermedin mi? Kuzen ne sözü ha? Ya? Allah'ın aşkına olur mu? Niye vuruyorsun ya? Onu tabanlık demedim. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Dur, dur, dur. Tamam, tamam. Özgür, tamam. Tamam. Kaba kuvvetle bir şey çözemeyiz. Aynen. Ya sen ne utanmaz, zarlanmaz, ne ruh hastası bir adamsın be? He? İftira attın, bir de avuçlar tıktıracaksın beni. Ezgi. Manyak. Ezgi. Deli bozuk. O şikayet dilekçesinin altında senin imza yok. Ha? Ezgi iftira attın yetmedi. Bu kafesi sana verdim. Sırf başımıza bela olmadı diye o da yetmedi. E oğlum sen niye gidip polise veriyorsun lan kayıtları? Niye şikayet ediyorsun? Arkadaşlar sen ne, ne şikayeti ya? Ben kimseye şikayet falan etmedim. Ben yapmadım öyle bir şey. Ben yapmadım. O şikayet dosyası şu an nerede? Ben onu bile bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Kim yaptıysa gitsin o düzelsin. Bana ne? Ben yapmadım. Gerçekten yapmadım. Gerçekten. Özgür. Özgür. Gerçekten. Özgür. Bu doğru söylüyor olabilir mi? Ezgi. Ne bileyim adamın hayatı yalan da bu sefer sanki doğru söylüyor ya. Doğru söylüyor. Gerçekten doğru söylüyor. Yani ben gerçekten doğru söylüyorum. Bakın. Sadece gerçeği söylüyorum. Gerçekten sadece gerçeği söylüyorum. Emin olun. Özgür yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Birisi almış olabilir mi o dosyaları? He? İrem. İrem yaptı. Kesin İrem'in işi bu. İyi gidip bulalım şu İrem'i. Pislik! Hasta. Şuraya bak ya. Saçımı da bozdu. Agresif. Ya bakmayın toplayın şurayı hadi. Oraya çok çabuk ulaştılar. Şimdi yapmamız gereken İrem'le konuşmamalarını sağlamak. Nasıl olacak? Sen ihbar etmedin yani öyle mi? Ha, ya bir sen eksiktin Gizem. Ya bir sen eksiktin, hoş geldin. Harika. Ya ben yapmadım diyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. İremciğim, şimdi beni çok dikkatli dinliyorsun. Başın fena halde belada. Birisi ararsa sakın ola sakın açmıyorsun. Burada ortalık çok karıştı. Bak, sakin ol. Ben senin çok yakın arkadaşınım. Bu derece zarar görmene asla müsaade edemem. Dinle şimdi beni. Tolga. Neden yaptın? Sana Ezgi kırmızı çizgim dedim. Bana söz verdi. Neden şikayetçi oldun? Ya yeter. Bak yeter. Son kez söylüyorum. Ben deneme tahtası mıyım? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ben yapmadım diyorum. Tamam. Peki bunu eğer sen yapmadıysan... Kim... İrem. Tabii ya. Nasıl düşünemedim bunu ben? İrem tezgahladı. Suçu senin üstüne attı. Ortadan kayboldu. Tabii ya. Nasıl düşünemedim ben bunu? Dosyayı çaldı demek. Aynen öyle. ...82 kere aradım vallahi İrem'i. Belli oldu açmayacak telefonu falan. Açmaz tabii. Ulaşamayacağız. Yani ben böyle bu bela peşimde gezeceğim, duracağım herhalde. Kurtulamayacağım. Hayatım bulacağız ya İrem'i. Merak etme. Ya bulamadık mı? Bak hiçbir şey bulamazsam giderim. Tolga'ya iftira attığını söyletip altına da imza attırırım ya. Hele bir bak onu bir yapmasın. Hele bir yapmasın. Ne yapacaksın sevgilim? Dövecek misin? Ya Özgür kaç kere söyleyeceğim sana, insanları döverek çözüm üretemeyiz. Yo. Kibarca rica ederiz. Ben Ezgi'yi suçlu duruma düşürmek için tuzak kurdum diye ifade verir olur biter değil mi? Aşk olsun o zaman. O da bir yöntem. Sen de mi yani? Yakışıyor mu sana? Tamam ya, işin anahtarı İrem. Orası belli. Onu bulmamız lazım. Buna odaklanalım şu an.
Dilekçeyi de yırtıp atmamıştım, dosyanın içinde duruyordu ya. Evet, benim de başımı yaktı zaten. Onun yüzünden hastaneden kovuluyordum ya, işimden oluyordum. Tolga, bir fikrin var mı? Nasıl kurtulacağız bu durumdan? Kamera kayıtları var bende, biliyorsun. Evet. Ama nasıl yapacağız? Yani bunlar bizde diye de çıkılmaz ki ortaya şimdi. Yok, bak, bak şöyle yapalım. Sen onları bana ver. Ben gizli bir şekilde savcılığa ulaştırayım. Şimdi biliyorsun, gazeteci kardeşim. Onun bağlantıları vardır kesin. Aa, olabilir. Olabilir ama bak, sakın bizden çıktığı anlaşılmasın, sakın. Yok yok, asla. Anlaşılmayacak. İkimizi de şu İrem belasından kurtaracağım. Kız kendi başına ne işlere kalkıştı. Ayrıca eğer bu işi yapmazsak Özgür seni hiçbir zaman rahat bırakmaz. Unutma. En başı, o kamera kayıtlarını saklayan adam vardı ya. Onu yakalayıp iş dışında. Onu böyle yakalayacağız. Hı. Onu yakalayıp kibarca, profesyonel bir dille sorular soracağız bir takım. Sen bunu niye yaptın? Sana bunları kim yaptırdı falan gibi cevaplar alacağız kendimize. Ben zaten aramıştım sabah. Orada mı, çalışıyor mu, açık mı orası falan hala diye de. Açıkmış, oradaymış. Yalnız şöyle bir şey var, vardiyası bitiyor. Hadi gidelim o zaman. Sen, ben sevdim iyi. Sen gel bakayım buraya, sen gel. Sen burada tatlı tatlı, güzel güzel, üstü bir kız gibi otur. Ben gideceğim. Sen burada oturacaksın Pablo. Emanet sana. Tamam. Gidiyorum ben. Sen gel. Bizi almadılar. Serdar, İrem'in görüntülerini savcılığa götürecek, mevzu kapanacak. Ama bizim özgürler ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar, hiçbir şeyden haberimiz yok. Hepsi senin yüzünden. Aa, benimle ne alakası var canım? Ben ne yaptım? Özgür'le çalışıyor olsaydı şimdi ne yapıyor, ne ediyor her şeyi bilirdik. Hepsinden haberim olurdu. Bu ne işime yararsın ki? Öyle mi? Ama ne yazık ki burada çalışıyorum artık. O yüzden yapacak bir şey yok. Seni kovarım. Olur biter. İki ağlayıp sızlanırsın. Özgür dayanamaz, seni geri alır. Almaz. Burada kaldığım için beni affetmez. Sen bir yolunu bulursun, yaparsın. Ne yap et, Özgür'ün yanına geri dön. Tamam mı? Tamam, saat. İmdat. Bir şey yapmayacağız. Tamam. Tamam. Sakin misin? Ha? Hırsız değiliz, katil değiliz. Merak etme. Tamam mı? Şimdi bırakacağım seni. Bırakıyorum. Tamam. Gel. Nefes al. Nefes al, bir kendine gel. İyi misin? Var mı şey? Güzel. Şimdi sana güzel güzel sorular soracağız biz. Sen bunları güzel güzel cevaplayacaksın. Sonra biz geldiğimiz yönden güzel güzel gideceğiz. Anlaştık mı? Ben sizi tanıdım. Ha, plakayı tanıdın kardeş. Tamam, güzel, aferin. Harika. Şu şekilde ilerleyeceğiz. Kamera kayıtları nerede? Onları kim sildirdi? Ben bir şey bilmiyorum. Ha, sen bilmiyorsan kim biliyor mesela? Hiçbir şey bilmiyorum dedim. Ama bize o kamera kayıtları lazım. Yani bulamazsak... Kamera kayıtlarını sildirenin adı lazım. O da mı olmadı? Seni bulmuşken artık ne bileyim. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Yok, yok. Yok. Tehdit demeyelim de iyilik diyelim. Niye iyilik? Şimdi sen bana istediğim cevapları vermezsen eğer ben gideceğim. Senin işvereninle konuşacağım. E sen işinden olacaksın. Sana davalar falan açılacak. Tonla işe uğraş dur şimdi, gerek yok. Ha? Bir daha güvenlikle ilgili iş de bulamazsın. Söyleyeyim sana yani. Bırakın gideyim. Ailem var, çocuklarım var. Ekmeğimle oynamayın. Abiciğim, bizim zaten ekmeğinde gözümüz yok. Sen şu an anlatmayarak kendi ekmeğinden kendin oluyorsun. Yani ortada belli ki bir şeyler var, anlat işte. Bu İrem Hanım geldi. İrem Hanım. İrem Hanım. Güzel. Sonra? Belli bir saatteki görüntüleri kendine kaydettirdi.
Daha sonra da sistemden sildirdi. Çok koştum, çok yoruldum ama değdi. Önce Tolga'dan İrem'in görüntülerini aldım. Sonra görüntüleri veren güvenlikçiyi buldum. Cebine de 3-5 kuruş attım. İş bitti. O niye? Ya olur da Özgürler güvenlikçiyi falan bulursa görüntüleri Tolga'nın değil de İrem'in aldığını söylesin diye. Vay, mantıklı. Güzel hareket. Yalnız Yeşim, İrem konusu sende. Bir anda ortaya çıkıp her şeyi bozmasın. Merak etme, o iş bende. Halledeceğim ben. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Teyzeciğim, ne içerseniz, ne ikram edeyim size? Ay yeter. İçmeyeceğim bir şey. Ben buraya bir şey içmeye mi geldim ya? Bak oğlum, annen de perişan. Niye yapıyorsun böyle? Bir tek Özgür'ü üzmüyorsun ki çocuğum, hepimizi üzüyorsun. Ne demek böyle ya? Niye yapıyorsun sen bunları? Kız arkadaşından şikayetçi olmuşsun. Ne, ne bu, ne? Ama bak şimdi teyzeciğim, yani her şeye eyvallah. Tamam da yani benim o olayla hiçbir alakam yok. Gerçekten. Tabii bir de şöyle bir gerçek var. Yani benim şimdi elim rahat dursa ayağım rahat durmuyor yani. Yaratılışım böyle teyze. E tamam da artık buna bir son vermenin zamanı gelmedi mi? Ne demek bu böyle? Nasıl bir savunma? Sen de bir şey söyle Fitnat. Ay benim kendime faydam yok. Ne desem boş. Aa, Fitnat ablamı da en nihayetinde bir farkındalık kazanmış gördüm. Güzel. Seni Özgür'den ayrı tutmadık Tolgacığım. Sen de biliyorsun bunu. Ne demek oluyor bu yavrum ha? Çocuklar geceyi nezarethanede geçirmişler. Ama yani şimdi teyze, ben kaç defa söyleyeceğim, ben bir şey yapmadım diyorum gerçekten yani. Yazıklar olsun size Tolga Bey. Ya ben gerçekten bunu yaptığınıza inanamıyorum. Aa, kızım seni burada mı unuttular? Senin burada ne işin var? Gizem, sen ne arıyorsun yavrum burada? Gizem artık benimle çalışıyor. Gizemciğim sen bu işe karışma. Hadi işine bak. Tolga Bey, işten daha önemli şeyler var bu hayatta. Mesela... mesela çalışmak gibi. Yani sebat etmek gibi. Ne bileyim, iki insanın arasında oluşan o enerji akımı, ne derler? Mutluluk gibi. Böyle şeyler var hayatta. Her şey çalışmak değil. Aşk olmasın o. Diyelim ki oldu. Olsun, size aşk olsun. Özgür Bey'le Ezgi'nin ne suçu var yahu? Birbirlerine aşık olmak dışında ne suçu var? Ha? Ya sizin bu iğrenç, pis, kötü enerjiniz, nefretiniz, kininiz bu insanlara mı yetiyor? Bu insanların huzurunu kaçırmak için mi varsınız siz bu hayatta? Ah! Gizem, bir yakamdan düşer misin artık? Bak, yoksa seni kovarım. Siz zahmet etmeyin efendim. Ben kendim istifa ederim. Yani sizin bu yüksek oranlı primlerinizden... yıl sonu zamlarınızdan vazgeçerim. Geçerim, gerekirse evimde galeta yerim. Yanında da kibrit kutusu büyüklüğünde peynir yerim. Yanında domates yerim, salatalık yerim. Bunları yer, idare ederim yani ben. Kızım diyet mi yapıyorsun, atar mı yapıyorsun? Bağla şunu. Hanımlar, gidelim. Bir dakika bile kalmayalım bu pis mekanda. Ah, çok memnun olurum. Tamam, hadi kalk. Kalk kalk, gidelim. Hadi Fitnat, hadi. Allah aşkına. Ama bak oğlum, ben sana adam olamazsın demedim. Ben sana ne dedim biliyor musun? Ne dedim ben buna Fitnat? Pilot olamazsın dedim. Evet, pilot olamazsın dedim. En nitekim de olamadın işte. Hadi Fitnat, hadi. Hadi biz gittik. Hadi benim bak. Bir çift lafım daha var. Tolga Bey, Tolga Bey. Böbürlenmeyin. Sizden büyük Özgür Bey var. Vallahi Oscar'lık oynuyorsun Gizem. Bravo. Şiş, harika. Ah, aferin sana. Kamera kayıtları belki hala bir yerlerde duruyordur. Ulaşabiliriz. Zannetmiyorum. Yani İrem kendini suçlu gösterecek bir şeyini yasaklasın ki? Aklı olan yok eder. Peki ne yapacağız şimdi? Yani adamın ifadesi yeterli gelir mi? Zor. Yani somut bir şeyler lazım. Tanem, sen düşürme kendini. Merak da etme. Düzelecek her şey, gör bak. Şimdiden epey bir şey öğrendik değil mi? Hayır ya, anlamıyorum. Yani neden? Niye? Hayatım, Tolga Özgür'den korktu. Seni sattı. Güvenlik kamerası görüntülerini verdi. Senin ipini çekip Ezgi'yi kurtardı. Ben ona ne yapacağımı o kadar iyi biliyorum ki onu resmen mahvedeceğim. Bak görürsün. Saçmalama, şu gözlüğü takar mısın?
Tolga Özgür'le anlaşmış. Her şeyi senin üstüne yıkmışlar. Olan oldu artık. Bütün deliller seni gösteriyor. Ama ben ne yapacağım şimdi? Söylesene, bunu onun yanına mı bırakacağım yani? Ya Yeşim, ayrıca ben her şeyi burada bırakıp nereye, nasıl gidebilirim, bana söyler misin ya? İremciğim, sen benim çok iyi dostumsun. Benden sana tavsiye, ben senin yerinde olsam gidebileceğim en uzak yer neresi varsa oraya giderdim. Mümkün olduğunca uzağa kaçardım. Henüz yurt dışı yasağı da çıkmamıştır. Senin Amerika'da bir kuzenin vardı, öyle değil mi? Evet de yani... Yanisi manisi yok. İrem, bir an önce gitmen gerekiyor. Sen bilirsin yine de, istersen gitme. Bak şu an ben kendimi riske atıyorum senin için. Hem de Serdar'a yaptığın şeye rağmen. Tamam, biliyorum. Kadınlık gururun incindiği için böyle bir şey yaptığını da biliyorum. O yüzden ben şu an senin yanındayım. Evet, aynen öyle. Her şeyi onun yüzünden yaptım. Ayrıca Serdar'ın ya beni nasıl kırdığını çok iyi biliyorsun. Görüyorsun hepsini. Tıpkı Özgür'ün beni kırdığı gibi. Aynen öyle. Of. Tamam. Neyse. Sağ ol Yeşim. İremciğim, bu arada o telefonu bir an önce at. Kimseyi de arama. Anında yerini tespit edebilirler. Ben sana haber vereceğim Yeşim. Tamam. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Nedir? Ben nasıl bu olaylar falan elektrik yüklendiysem, nereye dokunsam böyle bir çarpıyor ya, elektrik çarpıyor sürekli. Ne güzel, bir bu eksikti. Benim yüzümden galiba hiç huzur bulamayacaksın. Dokunma çarpar, çarpıyor. Yani dokun da elektrik çarpıyor şu an. Ya bir tane deme öyle ya. Yani biz birlikte olalım, tamam mı? Yeter ki biz birlikte olalım. Yani bize hiçbir şey olmaz, sana hiçbir şey. Biz yeter ki birlikte olalım. Birlikte olalım, bize hiçbir şey olmaz. Bizim aslında çok basit, birlikte olacağız. Abla kahve ver bana, kesme. Bir bitireyim lafını ya. Tamam. Gerçekten bunların hiçbirine izin vermeyeceğim ben. Yeter ki birlikte olalım. İzin vermezsin biliyorum. Yani bana bir şey olmasın ama... sen, yani senin hayatın sanki böyle hep diken üstünde olacakmışız gibi. O var maalesef. Yani Tolga veya başka biri bunu böyle habire ısıtıp ısıtıp önümüze koyabilir de. Hah işte mesela. Görüyor musun bak, süper oldu şu an zamanlama. Elektriğimi nasıl atarım diyordum. Çok güzel oldu. Görüyor musun? Ya Özgür, hayır. Lütfen. Özgür Bey. Lütfen. Özgür Bey. Ya nasıl bir elektrik bu ya? Çok ilginç bir elektriği var, biliyor musunuz? Hakikaten ilginç. Özgür, olay çıkartmak için gelmedim. Öncelikle ikinizden de özür dilerim. Serdar, bence gitsen iyi olur. Bak, bana 2 dakika izin var. Bu dünkü olay sizin düşündüğünüz gibi değil. Yardımcı olmak istiyorum. Siz her şeyi Tolga yaptı sanıyorsunuz. Öyle değil. Dünkü olayı yapan İrem. Yani bakın... İrem benim Ezgi'den çok hoşlandığımı bildiği için bunu yaptı. Ya hoşlanmışmış, sen bir ağzını topla da. Pardon. Ezgi'nin adını bir ağzına alma da sen bu kadar rahat rahat. Alma, tamam mı? Alma, hoşlanmışmış. Tamam ama şunu bilin ki Tolga'nın elinde kullanmadığı dosyaları savcılığa veren İrem... bunu sadece Ezgi'nin itibarını 2 paralık etmek ve kariyerini bitirmek için yaptı. Ama İrem ortada yok. Evet, İrem ortada yok. Çünkü senin bilgisayarından gelen o maillerin İrem tarafından atıldığını, güvenlik kamerası kayıtlarını buldum ben. Nasıl? Yani nereden buldun? Ya ben İrem'le zamanında ortak bir iş yaptık. Dolayısıyla ya bunu anlatmayayım. Gerçekten onların başını yakmayayım. Anlat. Sen bir söylesene nereden buldun? Ya patron acaba üzümünü yiyip... Ah artık ya, sürekli de dokunuyorum. Özgür, videoları size de attım. Ben zaten siz buraya gelmeden savcılığa suç duyurusunda da bulundum. Keza İrem'in çalıştığı, hatta kovulduğu Ercüment Bey var, patronu. Onunla da konuştum. O da gerekli savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yani dolayısıyla İrem şu an her yerde aranıyor. Ama işin güzel yanı, Ezgi hakkındaki bütün suçlamaları düşürdüm. Geçmiş olsun. Evet, şimdi hastaneye gidip İrem'in üstüme attığı iftirayı temizleyeceğim. Onu da çözdüm. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Bakın ben ne İrem'im ne Tolga'yım. Evet yanlışlar yaptım, kabul ediyorum. Bunun için de tekrar tekrar özür diliyorum size.
Ve ikinize de mutluluklar. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Elektrik şey yapıyor, elini şey yapma. Zız diye geliyor. Beğene gidiyor direkt bak. Önemli değil. Ben hemen kızlara haber vereyim. Patron çok yüklenmişsiniz. Niye bu kadar elektrik yüklenme yaptınız ya? Yükseltelim burayı Pablo. Heh. Sen bir bak barda eksik gedik var mı bir not et. Onları tamamlayalım. Ozan da mutfaktakileri bir kontrol etsin. Ezgi zaten halkla ilişkiler olarak bir iki organizasyon bir şeyler. Burayı yükseltelim abi. Yükseltelim patron. Vallahi evet doğru diyorsun. Elektrik gitti mi? Aa elektrikler gitmiş. Evet tatlım ya hiç sorma. En kısa süren işin olmuş olabilir. Neyse çok şükür ki. Ya canım benim sana iş mi yok? Biz zaten Cansu'yla yanına uğrayacağız merak etme. Tamam görüşürüz. Öpüyorum seni çok. Tanem. Efendim canım. Konuşabilir miyiz? Tabii ki. Sanki üstümden kocaman büyük kalktı. O kadar hafifledim ki. Aynen benim de kuş gibi hafifledim. Artık konsantre olabiliriz işlere. Evet. Ya sanki dün gece yaşananların hepsi böyle bir rüyaymış gibi değil mi? Değil mi? Neyse Allah'tan Serdar hatasını anlattı da düzeltmeye kalkıştı. Takdir ettim. Ya bırak Allah aşkına ya. Adam olan o hataları yapmaz zaten. Sen yap ya her şeyi berbat. Sonra ne özür dilerim. Ne güzel iş vallahi ya. Oh. Ya öyle deme. Olayların çoğu zaten adamın bilgisinin dışında gerçekleşmiş. Ayrıca hatasını anlamak da bir marifet. Marifet? Hı hı. Ben sana marifeti söyleyeyim. Marifet, asıl marifet özür dilemeye gerek bırakmamak. Marifet sevenlerin arasına girmemek, nifak sokmamak. Marifet arkadan iş çevirmemek. Ben daha sayarım da. Neyse bir tarafa bırakalım Serdar Kılı'nı biz işimize bakalım. Boş ver Serdar. Hello. Hoş geldin. Hepimize geçmiş olsun. Ay evet çok şükür. Görüyor musunuz şu İrem'in yaptıklarını ya? Yolsuzlukla ilgili Serdar'a iftira atmış. Yani bize Serdar gelip hastanede ispatlamasa bunları gerçekten hiçbir şeyden haberimiz olmamış. Ne Serdar'mış be kardeşim ya. Vallahi billahi ya. Ya bilmesek sütten çıkmış ak kaşık diye tutuşturacaksınız ha elimize. Yemez, yemez. Tamam, yeme. Ama şöyle düşünelim, şu an Mars Retro'da ya. Öyle bir ileri bir geri gittikçe falan insanı inanılmaz geriyor. O yüzden hepimiz bence böyle bir... He Mars, Retro he. Tolga'nın, İrem'in, Serdar'ın suçu yok. Bunların hiçbirinin suçu yok. Mars'ın suçu. Evet Cansu'cum, ben de yani suçu gezegenlere atma taraftarı değilim. Biz sorumluluklarımızdan kaçmayalım. Bütün suçu gezegenlere atmayalım değil mi sevgilim? Kesinlikle. Hadi biz de Deniz'in yanına gidelim. Hadi ben de selam zaten. Söyleyin. Çok yorduk kızcağız ya. Vallahi bundan sonra ne lazımsa yanındayız yani. Tamam. Hadi görüşürüz. Sevgilim, kolay gelsin. Özgür Bey, acil alınacakların listesi burada. Ezgi Hanım nereye gidiyor? Yani Ezgi Hanım, halkla ilişkiler. Bizim halkla ilişki kurmamız lazım. Niye çıkıyor ki şu anda? Deniz'in ofisine. Yeni ofis açtılar ya. Ozan da orada zaten. Şimdi ilk günden yalnız bırakmak olmaz. Ezgi zaten bizde abi. Tamam, sıkıntı yok. O kolları hemen sıvar. Özgür Bey, böyle olmaz ama. Yani buraya insan akması lazım. Yani 2-3 hafta çok önemli bu işte. Özgür. Anneciğim, sizin hakikaten ne işiniz var? Beni çok şaşırtıyorsunuz ya böyle zırt pırt gelerek. Aa, ne demek ne işiniz var burada oğlum? Karakolluk olmuşsunuz. Gelmese miydik yani? Anneciğim halloldu. Ezgi'nin suçsuzluğu falan ispatlandı. Bir şey yok. Hayırdır yengem, geçmiş olsun. Ezgi'yi hapse atmazlar değil mi? Ama senin ağzından da bir kere yel alsın artık ya. Yani ispatlandı. Ezgi'nin suçsuzluğu halloldu o mesele. Çözdük. Aa. Evet. Aa hayda. Biz boşuna mı geldik yani? Neyse. Biz de gittik Tolga ile konuştuk. Ney? Tolga ile mi konuştunuz? Bizim aramızdaki mevzulara giriyorsunuz. Niye karışıyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? O kansız sen bilmiyor musun? Tamam oğlum telaş yapma ya. Birazcık oturduk. Öyle çok oturmadık. Hemen kalktık geldik. Esmanallah ya. Bu arkadaşım burada ne işi var?